애터미 퍼스널 플랫폼. 새로운 비즈니스를 경험해보세요. 한 손으로 시작하는 소통 비즈니스. 가입비 유지비 NO. 누구나 할 수 있는 소통 비즈니스 플랫폼. 지금 바로 시작해볼까요? 구글 플레이 또는 애플 앱스토어에서 애터미 PP 검색 후 다운로드 받은 애터미 PP 앱을 실행해 줍니다. PPO 회원은 기존 애터미 회원 번호와 비밀번호를 입력해 줍니다. 이메일 주소와 핸드폰 번호를 입력 후 본인 핸드폰 인증을 받고 마지막으로 약관에 동의하면 회원 가입이 완료됩니다. 비회원은 기존 SNS 계정을 통해 간편하게 로그인하실 수 있습니다. 홈화면 상단에 나의 앱원 목록이 보여지고 하단에서는 나의 앱벗의 최신 게시물들을 둘러보실 수 있습니다. 검색 기능. 찾고 싶은 회원을 이름 또는 회원번호로 검색할 수 있고 마이크 아이콘을 터치하여 음성으로 검색할 수도 있습니다. 썸네일을 터치하여 해당 회원의 퍼스널 플랫폼을 둘러볼 수 있습니다. 스토리탭에서 경제와 시간의 자유를 이루어낸 애터미 성공자분들의 감동 스토리를 확인해보세요. 감동적인 성공 스토리에 좋아요를 통한 공감을 표시해보세요. 성공자분들의 스토리를 공유 또는 공감을 하다보면 어느샌가 자기도 모르게 성공자의 길을 걷고 있을 거예요. 회원들의 퍼스널 플랫폼 하단 게시글 썸네일을 터치하면 해당 게시글의 상세 보기 화면이 나타납니다. 해당 게시글에 좋아요, 공유하기, 그리고 댓글을 작성할 수 있습니다. 그리고 작성된 댓글에 답글을 작성할 수도 있습니다. 게시글 하단에 상품 보기 버튼을 터치하면 해당 게시글과 관련된 상품을 구매하실 수 있습니다. 회원들의 게시글 하단에 상품 보기 버튼을 터치하면 해당 상품을 장바구니에 담을 수 있고 퍼스널 플랫폼의 쇼핑 탭을 터치한 후 원하는 제품을 장바구니에 담을 수 있습니다. 장바구니 보기 버튼을 터치하거나 홈화면 하단 장바구니 아이콘을 터치하면 PPO 회원은 다른 회원들의 SNS에 장바구니에 담은 상품의 결제 URL을 공유할 수 있고 비회원은 장바구니에 담아놓은 상품을 구매할 수 있습니다. 회원들의 퍼스널 플랫폼 상단 인생 시나리오 탭을 터치하면 해당 회원의 인생 시나리오가 나타납니다. 회원들이 직접 작성하고 공유한 인생의 목표와 꿈을 볼 수 있고 달성률도 확인할 수 있습니다. 생생하게 꿈꾸면 이루어지는 인생 시나리오의 공감을 통해 꿈을 위해 노력하는 회원들을 응원해주세요. 여러분도 인생 시나리오를 작성하여 나의 꿈을 생생하게 그려보세요. 화면 하단에 마이페이지 아이콘을 터치합니다. 마이페이지 상단에 알림 버튼과 설정 버튼을 통해 앱의 알림과 설정에 관련된 부분을 확인하거나 변경하실 수 있습니다. 나의 썸네일을 터치하면 나의 퍼스널 플랫폼 첫 화면으로 이동합니다. 내가 좋아요한 게시글, 나의 앱원 목록, 내가 쓴 댓글들을 확인하고 관리할 수 있습니다. 나의 퍼스널 플랫폼을 관리할 수 있는
프로필 설정, PPO 관리, 게시글 관리, 인생 시나리오 관리, 쇼핑 관리, 쇼핑 실적 관리 메뉴입니다. 프로필 설정, 활동명과 닉네임, 이메일, 휴대폰 번호 등을 확인 및 변경하실 수 있습니다. PPO 관리, 나의 퍼스널 플랫폼의 메인 이미지와 소개글을 작성 및 변경하실 수 있습니다. 게시글 관리, 내가 작성한 게시글을 삭제, 수정할 수 있고 새로운 글을 등록 시 게시글에 관련된 상품을 등록하여 다른 회원들에게 공유할 수 있습니다. 인생 시나리오 관리, 나의 인생 시나리오를 분류별로 작성하고 수정 및 관리할 수 있습니다. 분류별로 작성한 인생 시나리오 통계를 설정하여 한눈에 관리할 수 있습니다. 쇼핑 관리, 나의 퍼스널 플랫폼에서 판매할 상품들을 설정하고 검색을 통하여 원하는 상품을 손쉽게 검색하고 전시할 수 있습니다. 쇼핑 실적, 일정 기간 동안의 실적을 조회할 수 있습니다. 이외에도 나를 에버탄 회원 목록과 내가 공감한 인생 시나리오를 확인하고 이용 약관도 확인 가능합니다. 비회원의 경우 주문 및 배송 메뉴를 통해 주문한 상품의 주문 및 배송을 확인하실 수 있습니다. 한 손으로 모두 끝내는 소통 비즈니스, 애터미 퍼스널 플랫폼 APP. 세시니스 카팔루 갈바. 안녕하세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 북한민 nasılsınız? 이유시니스. 디오롬. 네, 메라바 herkese. İyi akşamlar. 테şekkürler. 예컨대 코리아에서 öğrenmeye başlayacağız galiba. 네. Evet. Evet, Atomi'nin geleceklerinden bir tanesi personal platform'du. Evet, henüz daha Türkçe hazırlanmış bir video yok, ancak bu videoyu seyrettiğinizde ileride neler olacak onları anlamış oluyoruz. Biraz sabrınızı aştı galiba ama 5-6 dakikalık bir şey. Fakat çok ileride harika şeyler olacak. Çok güzel. Bu da şirketimizin vizyonunu gösteriyor. Çok teşekkürler Okan Bey. Böyle güzel videoları bize gösterdiğiniz için. Evet arkadaşlar, yeni bir hafta, yeni bir gün. Yeni bir cumartesi. Tekrar hoş geldiniz. Ben kısaca bir iki olaydan bahsedeceğim. Dün yaşadım. Sabah evden çıktım. Daha doğrusu daha önce bir arkadaş, tekstilci arkadaş aramış, selamlaşmıştık. Dedim ki cuma günü görüşürüz. Öğleden sonra uğrarım size. Tamam dediler. Bekliyorlardı zaten bir iş konusunda. Sabah çıktım. Kapıdan çıktıktan hemen sonra benim amcaoğlunu gördüm. İşte merhaba, nasılsınız, iyi misiniz falan dedikten sonra sesim normal geliyor mu Okan Bey? Bir problem yok. Tamam, o zaman şöyle bir... Şu anda iyi gibi. Tamam. Dedi ki iş yerim şeyden ayrıldı, bu yakındaydı. Ayrıldı, Hadımköy'e taşındı. O nedenle işten ayrıldım ben. Şu anda iş bakıyorum. Amcaoğlu da askeri ücretle iş bakıyor. Ben dedim ki o zaman dedi, bana bir çay ısmarla, sana bir iş anlatayım. Daha önce bahsetmiştim Atomi'de. Ya Yusuf abi dedi, o ilaç işi mi ya, bırak ben, bana anlatma dedi. Ben de tamam dedim. Ayrıldım orada. Şimdi dikkat edin. Arkadaş işten ayrılmış, asgari ücretle iş arıyor. Fakat o ilaç işi mi, işi mi diye düşünebiliyor. Demek ki ben ona yanlış aktarmışım bir şekilde ki kabullenemiyor. Ya da bir şey ters gitti ya da bir şey anlamadı diye bu kadar basit bir işi kabullenemedi. Asgari ücret çalışmasına karşılık, iş aramasına karşılık. Ya bir deneyeyim, bir bakayım falan gibi bir şey çık yok yani. Demek ki bu öncelikle kişi ilgilenmek istemiyorsa, evet ya bende bir hata vardı anlatamadım ya da onda bir hata var anlamadı diye düşünmemiz gerekiyor. Bırakmamız lazım bir kenara. Bir kenara bırakmamız lazım. Beklemeyi almamız gerekiyor. Bununla beraber işte sonra ben arkadaşla, tekstilci arkadaşla görüşmeye gittim. Orada yine işten güçten bahsetti. İşte yurt dışından müşteri bulmadan
Yusuf Bey nasıl destek olabilirsin? Bir iş var, beraber yapsak, beraber çalışsak, işte müşteri yönlendirsen bize falan derken ben de tabii olabilir, neden olmasın dedim. Ama bununla beraber de işte Güney Kore firmasının temsilini yapıyorum. İşte üründe kahve içtik orada, kahveyi tanıttım. Sonra işin modelinden nasıl bir iş olursa ileri dönük olarak daha faydalı olacağından bahsettim. Mutlak kayıt olursa ileri dönük işlerimiz çok iyi olur falan dedim. O sırada az bakım setini çıkardım. Dedim işte bunun şu fiyatı ne kadar? Dedi 100 lira olsa alırız. Orada kızı da var, iki kızı var, kendisi var falan. Çok ucuzmuş dedi 63 TL olduğunu öğrenince. Biraz işten vizyondan bahsedince ondan sonra hem kendi kaydoldu hem iki tane kızı kaydoldu hem de ben bu işi yapayım dedim. Şimdi dikkat edersiniz bir taraf amcaoğlu tanışıyoruz. İş arıyor kendisi ama asgari ücret iş aramasına karşılık olayı kavrayamamış. Bir yerde bir hata var ya benim anlatmamda ya onun anlamasında ama beklemeye bırakmamız gerekiyor. Diğer tarafta da tekstilci iş adamı bir sefer anlatıyorsunuz ve diyor ki kendisi başlıyor, kızı başlıyor, girişimci kaydını yapıyor ve iş olarak yapmaya başlıyor. O nedenle bizim demek ki önceki görevimiz herkese anlatmamız lazım. Herkese vizyonu göstermeye çalışmamız gerekiyor ki ileri dönük olarak işlerimiz açılsın, kullanıcı sayımız artsın diye düşünmemiz gerekiyor. Ben ayrıca arkadaşlar bu atom işini biliyorsunuz ki hangi parti bırakın aslında bir sosyal sorumluluk mantığıyla kurmuş sistem olarak. Çünkü amaç neydi? Gelir dağılımının azalmasını sağlamak. Yanlış gelir dağılımının azalmasını sağlamak. Yani paranın diyor %95'i insanlar arasındaki paranın %95'i %5 kısmında fakat paranın da %5'i %95 kullanabiliyor. O nedenle bizim kurduğumuz bir sistemle diyor atomi sistemiyle birçok insan sadece dişlerini fırçalayabilen kişi bile olsa, ekonomik olarak o seviyede bile olmuş olsa, maddi zorluk içinde bile olmuş olsa çok iyi bir kazanç seviyesine gelecektir diyor. Çünkü gerçekten öyle sadece dişlerini fırçalayarak o çok iyi kazanç seviyesine gelebiliyor. Sosyal sorumluluk projesi o nedenle kurulmuş demiştik. O nedenle şu anda bizde de aslında sosyal sorumlu bir yükümlülüğü var diye düşünüyorum. Çünkü bizlerin de bu amaçla söylememiz lazım herkese. Herkese anlatmamız lazım atomiyi. Herkesin de atominin sistemini, vizyonunu göstermeye çalışmamız gerekiyor. Ama bazıları anlıyorsa anlasın, çok güzel. Anlamıyorsa bir kenara bırakalım. Ama şöyle haberler geliyor. Bakıyorsunuz bir çocuk mesela üniversiteyi okuyamamış ekonomik zorluktan dolayı. Ya da gelecek göremediği için bir yerlere kaçmak istiyor, yurt dışına gitmek istiyor. Ya da gelecekte bir umut ışığı bulamadığı için kişi intihar edebiliyor. Çünkü başka çıkar yol bulmamış, belki borcu var, belki sıkıntısı var. Hiçbir gelecek göremiyor kendi hayatında ki insan intihar bile edebiliyor. Duyuyoruz bunları. Bu şu demek, demek ki bizim sorumluluk olarak insanlara bir karşı bir sorumluluk borcumuz var. Sosyal sorumluluk projesi adı altında. Çünkü onların da atomiye ihtiyaçları var. Sadece dişlerini fırçalayarak para kazanabileceklerini, gelecekte bir umut ışığı olduğunu onlara göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Söylememiz gerekiyor. En azından bizden sorumluluk çıksın. O nedenle en azından bizden sorumluluk çıkması için herkese ve herkese ulaşmamız lazım. Herkese söylememiz lazım. Elimizden geldiği kadar herkesin haberdar olmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar şu sadece bir ağız bakım setiyle çok mükemmel kazançlar elde edebiliyoruz. Hatta 6 ay, 1 yıl içerisinde bu kadar ucuz ve kaliteli bir ürün sadece bu olsa bile arkadaşlar başka hiçbir şey değil. Atom işi yapılabilir. O nedenle bizlerin birinci görevi bence Atomi'yi herkese duyurmamız lazım. Sistemini, mantığını, vizyonu herkese göstermemiz lazım. Sonucu onlara bırakmamız lazım. Hangi farklı ya keyfimi kahyası modeli. Benim görevim herkese söylemek, herkese bilgilendirmek, bilgi vermek, onlara bir şeyler anlatmaya çalışmak. Fakat karar onların kararı. En azından biz kendimiz sorumluluktan kurtulmuş olalım. Evet arkadaşlar, böyle bir giriş yaptıktan sonra bugün sizlerle beraber iki arkadaşımızla sohbet edeceğiz. Birincisi bizim sponsorumuz, bir sponsorumuz daha doğrusu Veronik Hanım. Daha sonra Recep Bey olacak. Evet, birkaç sohbet edeceğiz Veronik Hanım'la. Daha sonra Recep Bey ile görüşmeye başlayacağız. Veronik Hanım müsaitse, kamera açabilirse, görüşebilirsek ne yapıyoruz, neler yapıyoruz, neden atomu yapıyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Evet Veronik Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Yani Merhaba, nasıl merhaba. benim Nasılsınız, iyi sesim misiniz? nasıl geliyor acaba sesim? Sesiniz şu anda biraz normal gibi. Konuşun. Anlayabilecek şekilde değil mi?
Sesiniz biraz kesik geldi ama inşallah iyi olur. Sanki ses kalitesi biraz az orada. İnternet mi az? Bir saniye, bir saniye. Ben mobile internete geçeyim o zaman. Bir saniye. Tamam. Şimdi nasıl? Sesim geliyor mu? Şimdi biraz daha iyi galiba. Ha, Evet. biraz daha. Evet. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Veronika Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Neler İyiyim. yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz şu anda? Biraz kısaca ondan bahsedelim. Ben doğru söylemek gerekirse ben Atome'de 2 yıldır çalışıyorum. Bu kadar tempoyla çalışmadım bugüne kadar. Yani ben kurs odasına geldim. Benim burada bir arkadaşım var. İşte aslında 2 yıl boyunca beni izliyor. İzledi arkadaş. Kendisi Amerika'da yaşamış. Kendisi çeviri bürosu var. İngilizce, Rusça, Türkçe. Kendisi 2 tane üniversite okumuş. Hem Türkiye'de hem Amerika'da. Kendi Rus. Evet, Rusya'dan gelmiş. Şimdi bana şunu anlatıyor. Ya Veronica, ben seni 2 yıldır izliyorum. Arada sırada böyle seri diyorum. Sen ne yapıyorsun, yazıyorsun, işte Instagram'da bir şeyler paylaşıyorsun. Yani ilk baştan ben hiç böyle ciddi almadım. Hiç ciddi almadım. Ama sonra arada bir pandemi geçti. Sonra savaş başladı. Sonra işte farklı farklı dünyada işte krizler oluşmaya başladı. İnflasyon oldu. Ne bileyim işte insanlar işlerini kaybetmeye başladı. Ben de düşünmeye başladım dedi bana. Benim ek gelire ihtiyacım var dedi. Kendisinin aylık 3 bin 10 bin dolar arasında geliri var. Pfizer'le çalışıyor. O aşı Pfizer var ya. Mesela o tıp üzerinde çevirmenlik yapıyor. Uluslararası. Çok güzel işleri yapıyor. Ama bana diyor ki ben artık ben sadece bir işi yapamam diyor. Ben artık farklı kazanç fırsatları aramaya başladım. Ve seni buldum. Ve bana Atomi çok yakın geldi diyor. Ve kendisi Atomi'yi araştırmaya başlamış. Hatta ben kurs odasına gelmeden önce araştırmaya başlamış. Dedi ki işte Samsung'la ortaklığı var. İşte büyük bir vizyonu var. Kendisi Atomi hakkında araştırma yapmış. Ben de geldim, bana sunum yapıyor. Aferin sana diyorum. Yani araştırmışsın, güzel araştırmışsın. Ama benim amacım şu. Şimdi biz Kuşadası'ndayız. Onun büyük bir çevresi var burada. İşte Ukrayna'dan gelen var, Rusya'dan, işte Türkiye, Çin tarafından, ne bileyim işte İngiltere tarafından. Ve zaten Kuşadası küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Ben geldiğimden beri biz her gün görüşmeleri yapıyoruz. Her gün. Bizim böyle planlı bir şekilde her şey. İşte saat 10'da işte bu kızlar geliyor. Saat 2'de bu kızlar geliyor. Ne bileyim her gün biz planlı bir şekilde çalışmaları yapıyoruz. Ve çok başarılı. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Ben kuşadasına 3 günlüğüne. Ben şunu anlıyorum. Demek ki insanlar sizi takip ediyorlar. 2 yıldan beri takip ediyorlar. Kazancı çok iyi olsa bile, kazancı çok kötü de olsa, çok iyi de olsa sizi takip ediyorlar. Acaba neler yapıyor diye. Sonra bir ek gelir, pasif gelir ihtiyacı olduğunu hissedebiliyor belli bir dönemde. Demek ki dönüp dolaşıp size gelebiliyorlar anladığım kadarıyla. Demek ki arkadaşlar devam etmemiz gerekiyor çünkü bizi takip ediyorlar. Biri bizi gözetliyor yani. Evet, buyurun. Bir de şunu söyledi. Şimdi biz benim arkadaşımla 14 yıldır arkadaşız. 14 yıldır. Biz televizyonda tanıştık. Ben kimse bunu bilmiyor. Ben detayları anlatmayacağım. Ben çok önce televizyon programı çıktım Türkiye'de. Evet, çok güzel bir tecrübe edindim. Çok güzel şeyler oldu televizyonda. Biz orada tanıştık kendisiyle. Ondan sonra bana şey dedim. Ben 2 yıldır seni görüyorum ve senin hayatın çok değişti. Sen önce çok farklıydın. Vizyonu, işte ne bileyim, yani her şey böyle. Hayatın çok farklıydı.
Ama şimdi bir görüyorum ki sen çok değişmişsin dedi. Senin işte hayatın daha kaliteli olduğu, belli ki para var, dünyayı geziyorsun, işte ne bileyim kendi güven geldi, kendine güven geldi, kendini geliştiriyorsun, işte her gün okuyorsun, ne bileyim. Yani bunları gördüğü için, yani ben de bu sonuçları gördüğü için bana geldi. Yoksa yani şimdi ben şunu anladım. Yani farklı farklı insanlar bizim önümüze çıkıyor. Herkese yani davet ettiğimiz zaman yani aynı şekilde biz davet edemeyiz. Kesinlikle. Şimdi, evet. Veronika Hanım, evet anlıyorum ben sizi. Arkadaşınız böyle yaptı. Bence şimdi sizin, benim sorum size direkt. Siz de bir ara önce başlamamıştınız. Annenizden duyduğunuz zaman atomu bildiğim kadarıyla. Siz de bir ara vermiştiniz. Daha sonra ne oldu da bir anda atomiye başladınız? Yani aynı safhalardan geçtiniz gibi geliyor bana. Atomi yapmaya neden karar verdiniz? Ben onu merak ediyorum. Anladım, ne oldu da aha ya bu atomi yapayım dediniz yani? Evet, şöyle anlatayım size. Yani beni yakından tanıyan bilirler. Ben uzun yıllardır ihracat üzerinde çalışıyordum. Fakat ben artık maaşlı bir işçi olarak artık mutsuz olmaya başladım. Ve kendime dedim ki ben artık böyle yaşamayacağım dedim. Benim hayatımı değiştirmem lazım dedim. Yani ben yüksek kazanç istiyorum dedim. Ben büyük bir iş istiyorum. Sonra klasik ticarete düşünmeye başladım. Klasik ticarete. Yani patrona bağlı çalışmamak için. Maaş işçi olarak. Sonra bir düşünmeye başladım, araştırmaya başladım. Şimdi ben klasik ticareti açarsam o zaman çok patronlara çalışacağım. Çünkü vergi var, maaşları var, ne bileyim yani şey muhasebeleri var, bir sürü şeyler var. Orada o zaman çok patron olacak. Ben çok patronlara çalışacağım. Klasik ticareti. Klasik ticareti yaparsam. Keseceğim. Keseceğim. Şu an keseceğim Müsüz Bey. Şu an keseceğim Müsüz Bey. Müsaade. Fakat şöyle, bir de şimdi kim klasik ticareti yaparsa 1-2 yıldır çalışıyor ve para hiç kazanamıyor. Bakınız bu çok önemli. Şimdi neden anlattığımı size bunu anlatacağım. Kim restoran açtı, mağaza, ne bileyim küçük bir şey açsa bile 1-2 yıldır hiç para kazanmayacak. Sadece yatırım yapacak ve risk çıkacak ortaya. Doğru mu? Doğru. Diyelim ben İstanbul'da bir restoran açtım. Şimdi bu restorana Amerika'dan gelen var mı? Olacak mı? Olmayacak. Antalya'dan gelen olacak mı? Olmayacak. Benim İstanbul'daki restorana kim gelecek? Yakın böyle bölgelerde yaşayan kişiler gelecek. Doğru mu? İstanbul'da yaşayan. O zaman bu büyük bir iş değil yani. Hiçbir büyük bir iş değil. O zaman ben bu klasik ticareti kafamdan çıkarttım. Hiç gerek yok dedi. Zoktır. 5 dakika. Sonra Buyurun verin bakalım. Evet, sonra farklı şeyler bulmaya başladım. Ve her şey annemden başladı. Annemin arkadaşları işte Rusya'da atomi açıldığı zaman, o zamanlarda annemin arkadaşları 5.000 dolar kazanıyordu, 10.000 dolar kazanıyordu. Böyle bir baktık. Annemle böyle konuşuyoruz. Biz niye bu işi yapmıyoruz? Araştırmaya başladık. Düşündük. Ama evet, hemen başlamadık. Yani işte ürünleri denedik. Ne bileyim. Arada zaman geçti. Ama sonra tamamen Türkiye atomi geldiği zaman benim kafama düştü yani. Ben bu işi yapmalıyım. Çünkü bu büyük bir iş. Bunun bir riski yok. Yatırımı yok. Ve uluslararası bir iş. Tam benim istediğim gibi. Şimdi klasik ticarette 1-2 yıldır para, insan hep yatırım yapıyor, para kazanmıyor. Burada da yani mesela ben şimdi kıyaslamaya başladığım zaman şimdi network marketing'te yani 1-2 yıl... Veronika Hanım bir saniye, siz demek ki Atomi Türkiye açıldıktan sonra mı siz şeyde Rusya'da kayıt oldunuz? Yoksa daha önce mi anneniz kayıt olmuştu, sonra siz mi kayıt oldunuz? Önce ben Türkiye'de Atomi açıldıktan önce ben kayıt oldum. Ama benim ilk yılda bir yılda sadece bir eşleşme oldu. Şaka gibi yani. Anneniz daha önce başlamıştı öyle mi, yoksa beraber mi başladınız? Yok. Annem önce başlamış ama çok çalışmamış. Yani
şey böyle tam yani tam şey mesela şey yapmamış yani tam şu an yaptığı gibi yapmamış yani bu işi. Yani diyorum ya Evet. benim kayıt olduktan sonra yani önceden Türkiye açıldıktan sonra benim bir yılda bir eşleşme olduğu düşünebiliyor musunuz? Bir yılda bir şaka gibi yani. Ama çünkü ben çalışmadım. Yapmadım bu işi. Ben bu işi ne zaman yapmaya başladım? Türkiye açıldığı zaman başladım. Ben bu işi yapmaya. Ciddi bir şekilde. Hatta şöyle. Artık yani benim son zamanlarda yeni bir dönem başladı. Son zamanlarda yeni bir dönem başladı. Anlatacağım sana size. Ben şimdi dünyaya gezmeye başladıktan sonra benim vizyonum çok gelişti. Yani çok büyüdü vizyon. Yani ve ben Veronica, bir saniye. Vizyonun büyümesine geçmeden önce ben şunu merak ediyorum. Bir yıl boyunca çalışmadınız, bir sefer eşleşme oldu. Sonra sizi ya ben bu atome yoğunluk vermem gerekiyor dedirten olay neydi? Neden ben bu işi yapmaya karar verdim, bunu ağırlık verdim, bu işi yapacağım dediniz. O çok önemli. çünkü o işte anlatıyorum benim hep hayal ettiğim bir iş uluslararası olsun. Yani ben dünyayı gezmek istiyorum. Ben anladım ki Atomi sayesinden ben dünyayı gezebilirim. Atomi, bakınız Yusuf Bey, çok önemli bir şey diyeceğim. Buyurun. Şimdi hepimizin bir çevresi var. Evet. Okulları, işte işten dolayı, akrabaları, arkadaşları, en az 100 kişi çevresi vardır. Mutlaka. Şimdi bu tüm çevreyi yani böyle bir hedef kurup yani ben işte sizin sorunuza cevap veriyorum. Bu tüm çevreyi Atomi vizyona davet edip Atomi'ye anlatıp ve ilham verip yani Atomi'ye aşık ettirip insanları mutlaka çalışmak isteyen insanlar çıkacak. Bakınız çok güzel bir örnek vereceğim size. Ben 2 yıl içerisinde aşağı yukarı 30 kişinin sayıcı kaydı yaptım. 30 kişi. 2 yıl içerisinde 30 kişi. Ama şimdi ben bakıyorum 8 bin kişi şey var ekibimde kişi sayısı var. 8 bin kişi. Herkes olmasa bile birçok kişi dişleri fırçalıyor, bir şeyler alıyor, sürekli sipariş ediliyor, ciro oluşuyor. Artık benim bir pasif kazancım var. Şimdi ben bu vizyona sahip olduğum için ben bu atomaya başladım. Bakınız ben 1 Haziran'da istatistiği yaptım. Benim o zaman ekibimde 6.500'du. Sonra 2 ay geçti. 1 Ağustos'ta yine baktım. 8 bin kişi oldu. Türk grubunda, sizin grubunuzda Yusuf Bey, 2 ayda 1000 kişi eklendi. Yeni 1000 kişi. Bu eğer bir global bir iş değilse bana bir söyler misiniz hangi iş global? Evet, şimdi bu kolay da fakat benim yine merak ettiğim şey, tekrar soruyu geri çeviriyorum. Siz bir yıl boyunca çok ilgilenmeyip daha sonra sizi ilgilendiren, atomiye çeken nüans neydi? O küçük nokta İşte vardır bu. insan bazen. Hani İşte bu. arşiv. Evet. İşte bu Ya. anlatıyorum. Bu. Ben bu vizyona sahip oldum. Benim ne kadar ekip büyürse sonra yani hızlı bir şekilde büyüyecektir. Yani diyorum ya 6.500 kişiden 2 ayda 1000 kişi eklendi. Bu da ne demek? Şimdi bu yıl sonu ne kadar acaba olur? Yani ben 10.000 kişiyi yani bence aşar. Ben öyle düşünüyorum. Yani Evet. işte ben şöyle benim bir fırsatım var. Bütün dünyada bütün insanları bu internet mağazaya eklemek. Benim Evet. çevremde, bakınız ben araştırdım benim çevremde ve insanların çevresinde bir sürü insanlar var. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da, Rusya'da, Türkiye'de bir sürü binlerce. Evet. Evet, Veronika Hanım. Şimdi o zaman ben ikinci soruma geçiyorum. Sorum şu. Siz normalde bir yıl önce bir hayatınız vardı, bir bakış açınız vardı, bir dünyaya bakış açınız vardı, bir gelecekten belli bir ümidiniz vardı, bir şeyler yapmayı planlıyorsunuz. Herkes öyledir zaten. Fakat şu andaki dünya görüşüyle, yapmak istediklerinizle 2 yıl önceki yapmak istediklerinizle neler fark var, neler değişti, bakış açınızda neler değişti?
şimdiyle 2 yıl öncesine göre? Şimdi şöyle, ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Benim çocukluğumun hep hayal vardı, psikolog okumak. Ve ben hep şunu düşündüm. Şimdi bizim bir zihnimiz var, tamam mı? Bizim bir, hepimizin kötü bir zihnimiz var. O arada bir bize şey söylüyor. İşte sen bunu yapamazsın, işte sen yorgunsun, yapma, dinleyen. İşte yok sen bu işi yapma, sen beceremezsin. Ne bileyim, işte bu senin yaptığın bir iş değil, sen yapamazsın gibi. Bizim hepimizin böyle bir kötü bir zihnimiz var, var. Ama biz bu kötü zihnimizi başardığımız zaman biz başarıyoruz. Ve işte bizim böyle bana kötü zihnim hep söylüyordu. Ya sen işte kaç yaşına geldin, psikolog mu okuyacaksın? Yani ne bileyim, artık farklı şeylere bakman lazım, tamam mı? Hep böyle. Sonra atomik başladı. Sonra mesela ben her ay elimden geleni kadarıyla insanlara destek vermeye çalışıyorum. Her ay, her zaman, her zaman. Yani param bile olmasa krediyle bir şeyler alıyorum. Mesela bütün paramı harcasam bile bir şey, krediyle bile bir şeyler alıyorum insanlar için. Yani yardım yapıyorum, yardım ediyorum. Ve Atomi bana bunu öğretti, Yusuf Bey. Sonra ben düşündüm. Ya benim çocukluğumun bir hayalim vardı. Ben psikolog okumak istiyorum dedim. Ve ben bunu bir de Avrupa'da ben bunu okuyacağım. Bir yer buldum. Sonra işte düşündüm. Atomi bir de psikolog. Bunu birleştirirsem ne güzel olur. Ben insanlara yardım etmek istiyorum. Ben bu hayata boş boşuna gelmedim ki. Hiç kimse boş boşuna gelmedi. İlk olarak ben insanlara farklı hayat olduğunu göstermek istiyorum. Farklı bir yaşam tarzı olduğunu göstermek istiyorum. Yani ne bileyim, çünkü insanlar bazen anlamıyor bile. Yani düşünemiyor, yani hayal bile edemiyor. Mesela 10 bin dolar para kazanmaya hayal bile edemiyor. Bu hayal etmekten bile korkuyor Yusuf Bey. Çok doğru. Yani, evet. Evet. Yani bizim aslında, bizim işimiz de çok basit. Aslında bizim bilim adamı, doktor, aktör, ne bileyim sporcu olmaya gerek yok ki. Yani yeter ki sistemi bil, ürünleri kullan ve bunu sev. Sevgiyle yap bunu, severek yap bunu. Yani tamam işte ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar ne yaparsa yapsın, sevgiyle yapsın. Sevgiyle yaptığı zaman her zaman başarır diye düşünüyorum. Şu anda galiba şöyle hissediyorum. Sizin bakış açınız, dünya bakış açınız biraz değişmiş. Daha çok böyle insanlara yardım edeyim, kendimi evet. geliştireyim, eski hayallerimi uygulayayım. Eskiden psikolog olmak istiyordum. Bir sebep de vardı. Zihnimde bunu yapamam gibi şeyler vardı. Fakat şu an Atomi'ye başladıktan sonra önünüzde evet. bir fırsat açıldı. Artık bunu yapabilirim demeye başladığınız gibi geliyor bana. Evet, mesaj değil. Mesaj bu değil. Yani ben dünyayı tanımaya başladığım zaman, yani gerçek anlamda şey, yani benim mesela benim için seyahat etmek çok önemli. Yani yakın arkadaşlar bilir, ben sürekli seyahat yapıyorum. İlk fırsatta bir yerlere gidiyorum. Çünkü çok seviyorum. Bana ilham veriyor. Yani ve ben işte dünyayı gördüğüm için, yani ben anlıyorum ki benim daha çok çalışmam lazım. Mesela benim Avrupa'dan sonra ilham açıldı. İçimde bir ilham açıldı. Ben bunu anlatamam. Yani bir içimde bir şey açıldı. Ben benim artık çok büyük planlarım var. Yani ne bileyim, ben her ülkede bir ekip oluşturmak istiyorum. Her ülkede ben dolaşmak istiyorum. Yani bir büyük bir iş bağlamak istiyorum. Hem insanlara farklı hayatı göstermek istiyorum. Yani bence bu çok güzel bir şey. Evet, ben bunu bu düşünceyi daha önce Imperial Master'dan da duymuştum. Hatta bir yerde duydum. Önceden insanların düşüncesi var olmak üzerineydi. Herkes hayatta kalabilmek, hayatta kalabilmek için bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Çalışıyordum diyor daha doğrusu. Hayatta kalmak, var olmaktı. Fakat Atomi'de böyle iyi hissediyor, işte Sharon Rose, işte Star Master, Imperial Master gibi olduktan sonra düşünceler artık şöyle değişme, var etmek için düşünme, yaşamaya başlıyor. Yani bir zamanlar var olmak iken belli bir süre sonra var etmek için, yani insanlara destek olmak, insanların daha iyi bir hayat yaşamalarını sağlamalarını destek olmak için Atomi yapıyorum demişti.
Burada Nimet Hanım size Veronika Hanım'dan daha sonra söz vereceğim. Bilginiz olsun. Evet Veronika Hanım buyurun. O zaman Veronika Hanım şeyden bahsedeyim. Ben şu an aramızda yeni arkadaşlar vardır büyük ihtimalle. Siz Avrupa'ya gittikten sonra dediniz. Avrupa vizesi aldınız. Geçenlerde gezdiniz, geldiniz diye düşünüyorum. O Avrupa vize hikayesini anlatırsanız kısaca sevinirim Hayır. bence. O da ben galiba çok uzun anlatıyorum. Siz öyle deyince kısaca anlatıyorum değil mi? Şöyle. Şimdi ben ilk Schengen vizeye başvurduğum zaman turun organizasyonu ve evrağı hazırlayan kişi bana dediler ki Veronika istersen hiç para harcama. Sana Schengen vize çıkmaz. Bana bunu söylediler. Ben onlara dedim ki bakınız ben mucizelere inanan bir insanım. Ve bana bu vize çıkacak dedim. Sonra bana kim söyledi? Abim bana söyledi. Abim bana fikir verdi. Dedi ki bak sen bir işte bizim Rusya'da Atome'de şey var. Bir sistem var. Sen oraya bir gir. Vergi ödediğini, Atome'de çalıştığını bir evrak yap kendin için. Tamam mı? Ben de bu o evrağı çıkartmışım. İşte Türkçe'ye çevirdim. Noterde imzalattım. Rus konsolosluğa onayladım ve bu evrağı verdim. Ve turun organizasyonu, evrağı hazırlayan kişi şokta oldu. Yani Türklere bile Schengen vize vermiyorlar, sana vize verdiler. Yani halbuki ben bir yani Türkiye böyle SSK Evet, ben şöyle kısaca şöyle özetleyeyim. Normalde sizin müracaat ettiğiniz zaman sizin Türkiye'de resmi olarak çalışmadığı için SSK'nız bile yok Türkiye'de. Türk vatandaşısınız. SSK'nız olmadığı halde vizeye müracaat ettiniz, Avrupa vizesine. Fakat siz de onlara benim SSK'm yok fakat ben Atom'da çalışıyorum. Atom'da bir kazancım var dediniz ve bunu karşı tarafa ispat ettiniz elçiliğe. Benim Atom'dan kazancım var diye. Atomi'deki kazancınızı, düzenli kazancınızı gösterdiğiniz zaman SSK'nız olmasa bile Schengen vizesi aldınız. Doğru mu? Evet. Bu çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Ben çok bir önemli bir nüans var burada. Dikkat ederseniz Türkiye'de normalde çalışan kişiye, normalde SSK olan kişiye Avrupa vizesi almak çok çok zorken fakat SSK'sı olmasa bile, çalışmayan olsa bile fakat Atomi'de çalışıyorsa, Atomi'den belli bir kazancı varsa Avrupa, Amerika her taraf size açılıyor. Schengen vizesi bile veriyor demektir bu. Bu şu demek. Demek ki Atomi bize hatta bir sorunuz var hatırlarsanız hayattaki problemi çözmede Atomi'nin etkisi, hayattaki problemi çözmek için Atomi bize nasıl destek olabilir gibi sorularımızı çoğun Atomi çözebilir demiştim hatırlarsanız. Bu da onlardan bir tanesi. Dikkat edin Atomi Avrupa'ya gitmek istiyorsanız Atomi yaparsanız Amerika'ya gidebilirsiniz. Avrupa'ya gidebilirsiniz demektir. Schengen vizesi alabilirsiniz demektir. Buyurun efendim, evet. Ve şimdi benim böyle bir planlarım var. Ben seneye Avrupa'ya taşınmak istiyorum. Böyle bir plan yaptım kendim için. Yani ben bu seneye belki Mart'a kadar işte çalışacağım Türkiye'de. Sonra ben Avrupa'ya bir yılına gitmek istiyorum. Çünkü ben Avrupa'da atomi geliştirmek istiyorum. Böyle bir planım var. Veronika Hanım, bu arada size 2 dakika verelim. Çünkü bundan sonra Recep Bey'e geçeceğiz. Vaktimiz az kaldı. Tamam. Evet. Başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani ben aslında Yusuf Bey o kadar çok şeyler söylemek istiyorum ki gerçekten. Yani benim hayatımda en doğru kararlardan biri Atomi'de çalışmam diyebilirim. Yani kendime her gün teşekkür ediyorum. İyi ki de ben o fikrini anlamışım. İyi ki de ben sıfırdan bunu yapmaya başlamışım. İyi ki de ben bunu duymuşum yani. Sadece dinlemek değil, duymak önemli. Yani ve biz annemle birlikte çalışıyoruz. Yani aynı zamanda biz sadece anne kız değil, ekip olarak çalışıyoruz. Annem bana her gün diyor, bak sen benim yaşam koç. Diyor bana. Ben ona şey yapıyorum. Motive ediyorum her gün. O bana yaşam koç diyor bana. Yani ben çok mutluyum. Yani hayat çok değişti. Ve sadece ben bunu görmüyorum. Benim etrafımdaki insanlar bunu görmeye başladı ve artık bana sormaya başladı. Sen neler yapıyorsun? İşte sen bana anlatır mısın?
Yani nasıl bunu yapıyorsun? Ve şimdi dediğim gibi ben kurs odasındayım. Her gün görüşmeleri yapıyoruz. Hatta çok önemli bir şey diyeceğim. Bugün profesyonel bir güzellik uzmanı geldi. Tam profesyonel bir güzellik uzmanı. İşte Evening serisi denedim. Absolut serisi denedim. Güneş koruyucu. İşte el kremi. Çeşit çeşit ürünleri denedim. Çok beğendim. Sonra dedi ki ben bir web siteye gireyim. Bir bakayım. Benim için içerik çok önemli dedi. İçeriği inceledi, baktı, tek tek böyle okudu, okudu, okudu. Sonra böyle bir bakıyor. Dedi ki, bu ürünler neden bu kadar ucuz? Evet. Sordu. Yani o şey dedi, içerik çok güzel dedi. Yani müthiş bir içeriği var. Neden ürünler bu kadar ucuz dedi. Sonra ben de anlatmaya başladım. Bakınız, şimdi Lancome, Estee Lauder, Chanel ve bunun gibi markalar reklamlara para veriyor. Yıldızlara, işte aktörlere gibi gibi, işte toptancılara gibi gibi. Biz direkt fabrikadan bu ürünleri aldığımız için o yüzden fiyatlar uygun. Yani böyle Evet. bir cevap. Yani ve Anladım. hoşuma gitti. Yani genel bir güzellik uzmanı çok Çok güzel bir güzel. yaptı ve benim atölyeme daha çok güven oldu. Daha çok güven oldu. Yani artık yani kesinlikle yani kimse böyle atomik hakkında kötü bir şey anlatmam izin vermem yani kesinlikle. Yani olur Evet. ya böyle bazı insanlar ne bileyim farklı. Bilmeyenler olabilir, anlamayanlar olabilir. O nedenle onları normal karşılamak lazım. Çünkü bilmiyorsa insan bilmediği şeyi hakkında fikir üreten çok olabiliyor. Onları da kendi hallerine bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve buradaki insanlar için şunu söylemek istiyorum. İşte buraya girenler için şunu söylemek istiyorum. Eğer siz şimdi çalışmıyorsanız yeni bir iş, yeni atölye duydunuz birinden, işte yeni kayıt oldunuz, bir şüphe var, bir araştırma pozisyondasınız, düşünüyorsunuz. Çok fazla düşünmeniz gerek yok, zarar. Çok fazla düşünmek zarar. Yani söyle, şimdi Türkiye'de atölye zaten yıldır çalışıyor. Artık çok bilgi var. Var. Şöyle bir şey. Evet. Ve Normalde arkadaşlar herkes düşünerek karar vermesi gerekiyor ki %100 inanması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu kararın sebeplerini ortaya çıkarması lazım. Yani bu çok önemli. %100 inanması lazım. kesinlikle. Yani ben düşünüyorum eğer mesela siz şu an mesela sizden birileri bu işi yapmakla kararsızsanız yani kararlı olunuz ve deneyin. Bir şey kaybetmiyorsunuz. Siz klasik Aynen öyle. açmıyorsunuz. Yani Evet. burada bir risk yok. Bir şey yok. Yani sadece Çok doğru. siz ne kadar Evet. seversiniz, siz ne kadar inanırsanız o kadar da başarılı Evet. olursunuz. O kadar. Evet, Veronika Hanım. Çok teşekkürler Veronika Hanım. Bu güzel verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah tekrar yine görüşürüz. Size iyi tatiller diyelim Kuşadası'nda. İnşallah Avrupa'da ya çıkarsınız, orada atomi yaparsınız ama önce bence Türkiye'den devam edelim. Çok daha kolay, çok daha rahat. Çünkü evet, Türkiye'de yapmak çok daha kolay bence. Yusuf Bey, Türkiye Evet. için bir çok planım var. Ben şimdi İstanbul'a döneceğim. Ağustos sonu. Evet. Eylül'de İzmir'e gideceğim. Sonra Ankara'ya gideceğim. Sonra Bursa. Yani farklı illerde ben çalışmak istiyorum. Çünkü Evet. tanıdıklarım var, arkadaşlarım var. Yeni arkadaşlar olacak. Evet. Yani ben Türkiye'de Veronika, farklı anladım. illerde evet geliştirmek Evet. istiyorum. Evet. Çok teşekkürler. Sırada Recep Bey'le görüşeceğiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Recep Bey geçmeden önce Nimet Hanım buradaysa bir söz verelim. Çünkü Nimet Hanım bir şeyler söylemek istiyordu galiba. Yanlış anlamadıysam eğer. Düştü zannederim. Şu anda yok Düşmediyse, galiba. düştüyse tamam o zaman. Yapacak bir şey yok. Evet, sırada Recep Bey var. Recep Elmas Bey var, Gebze'den. Recep Elmas Bey atomi yapmada heyecanlı ve yapmaya çalışıyor. Bir şeyler sürekli ilgileniyor, sürekli arıyor, bir şeyler soruyor. Recep Bey, buralarda mısınız? Recep Bey yok mu yok? Ben göremiyorum. Ben Arkadaşlar.
Şöyle kamerayı açayım. Evet. Şöyle kamerayı açayım. Hayırlı Evet. akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar Yusuf Hayırlı Bey. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tazan. Recep Bey Gebze'den atomi yapıyor. Atomi çalışıyor. Çok heyecanlı. Geçenlerde sohbetleri söylüyordu. Daha önceki tecrübeler böyle yanlış tecrübeler olmuş galiba. Buna benzer sektörde falan. Evet, şimdi Recep Bey'e soracağız. Neden atomu yapıyorsunuz? Ne gördünüz atomu de? Öncekilerden farklı olan şey neydi? Nasıl karar verdiniz atomu yapmaya? Şöyle Recep Bey, kendinizi tanıtın önce. Daha sonra nedenlere geçelim. Evet, buyurun. Tabii ki ben Gebze'de yaklaşık 2011 yılından beri oturuyorum. Bu sektörle tanışmam tabii ki Atomi olmadı. Atomi'den önce farklı firmalarda da çalışmışlığımız oldu. Fakat Atomi'nin farkını şu şekilde anladım. Yani şu şekilde fark ettim. Burada bu arada diğer arkadaşlardan benim farklı yönüm. İki tane sponsorum var. Maksut Bey ve Ergün Hocam. Yani biraz daha değişik. Kendimi daha şey hissediyorum. Onun sebebini de anlatacağım. Şimdi Maksut Bey neler yapıyorsun diye bir sordu. Aslında ben bir araştırma içerisindeydim. Bu araştırma sonucunda e-ticaret düşünüyordum. E-ticareti düşünürken aynı zamanda tabii abimin de takı üzerine bir e-ticaret küçük dükkanı biliyorsunuz Trendyol'da küçük dükkanlar açabiliyorsunuz maliyetini ödeyip ama bunun içinde tabii ki bir rekabettir işte sermayedir şudur budur hepsinin olduğunu bildiğim için ben maaşı çalışıyorum ama yine de düşünüyorum ya ben bu şekilde ne yapacağım nereye varacağım her ay maaşımız değişmiyor ama giderler çoğalıyor düşünürken Maksut Bey aradı dedi ki ya kardeşim ne yapıyorsun iyi misin? Dedim hayat sıkıntılı devam ediyor. Değişen bir şey yok. Tabii kendisi de yeni başlamış. Dedi ki ben atomiye yeni başladım ama daha bilgili Yusuf Kayan Bey var. Ama benim düşüncem şu. Eğer yapacaksam işi %100 öğrenmem lazım. Çünkü hatıra binaen başladığımız işler de olduğu için burada farklı bir yönü olsun istedim. Farklı bir şekilde adım atmak istedim. Yusuf Kayan Bey de anlattı yaklaşık bir saat. O zaman vardiyalı çalışıyordum fabrikada. Yüz hocamla çalışıyorum bu arada. Dinledim bir saat bir sohbetimiz oldu. Tanıştık kendisiyle. Dedim ki Yusuf Kayan Bey bu şekilde evet anladım. Daha önceki tecrübelerimden dolayısıyla anladım ama ben yerinde görmek istiyorum. Yani şirketin Türkiye'deki eğitim merkezini görmek istiyorum. Bu şekilde başlamak istiyorum. Evet niyetim var. Anlattınız hoşumuza gitti. Niyet ettik, niyetimizi kurduk. Eğitim merkezine gittim. Oradaki arkadaşları gördüm. Oradaki o ortamı gördüm. Ürün deneyimlerini gördüm. Normalde biz utangaç, çekingen insanlarız. Aslında başarısızlığın en büyük nedeni çekingenlik. Bu da neden kaynaklanıyor? Tamamen işte Veronica Hanım'ın dediği gibi yapamazsın, edemezsin diyen insanlar çevrenizde olursa bir şekilde aşıyorsunuz ama ailenizde olsa bu size alışkanlık olarak, ahlak olarak yerleşince başarı noktasında biraz daha zor başarı geliyor. Burada da Atomi'ye gittim işte eğitim merkezine. Ataşehir'e gittiğim zaman Yusuf Kayan Bey, işte Ergün Hocam orada sağ olsun karşıladılar bizi. Onlar vardı. Diğer arkadaşlar vardı. Ve sunumu dinledik. Ben biraz geç kaldım tabii şirket, ürün anlatılmış. Sadece kazanç planında yetişebildim. Sağ olsun Yusuf Kayan Bey benim için de olsa, arkadaşlar için de olsa tekrar yeniden sıfırdan anlattı. Aşağı indik, ürünleri denedik. Gerçekten çok kaliteli. Eğitim merkezine bakıyorum. Gerçekten çok kaliteli, nezih bir ortam. Arkadaşlarımıza bakıyoruz. Gerçekten hanımefendiler, beyefendiler. Ben çıktım. Emin olun yanımda kimse yok. Tek başıma gittim. Abim de yok. Sıfır. Yani tek başıma gittim. Yanımda hiç kimse yok. Abimi de davet bile etmedim mesela Rıza Elmas Bey'i. Çünkü ilk önce benim inanmam lazım. Benim başlamam lazım. Bu yola benim çıkmam lazım diye düşündüm. Şimdi Sonra... şöyle, Recep Bey anladığım kadarıyla siz öncelikle atomiye başlamadan önce zaten bu işte çalışırken kafanızda benim bir ek iş yapmam lazım. Online ticareti mi atılsam, online ticareti yapsam diye bir arayış içerisindeydiniz, öyle mi?
Araç içerisindeyken Maktup Bey ya bir iş var dedi. İşte Atomi'de bir iş var. Bunu bir inceleyelim. Buna bu konu hakkında bilgi alalım deyince siz Atomi'yi öğrendiniz. Öyle mi? Bilmiyorum. Sonra Atomi incelemeye başladım. Tamam. Araştırmaya başladım. Tamam, evet. Doğru. Evet. İncelemeye başladım. Siteyi inceledim. İşte kazanç planı gördüm. Çok da incelemedim aslında. Ama iş eğitim merkezine gideceğimi, İşte bir şekilde izin aldığımı bildiğim için izin aldım iş yerinden. Pek de şey olmadı, gönüllü bir izin olmadı. Neyse, yani arayış içindeydim daha doğrusu. Konuyu farklı yerlere çekmeyelim. Acaba e-ticaret mi yapsam? Acaba Bitcoin mi yapsam? Bitcoin'i biliyorum ama gelecekte neler olacağını bilmiyorum. Çünkü evet, Bitcoin'i yapanlar biliyor, içinde olanlar biliyor ama biz çok geç kaldığımız için o noktada da çok kararlı değilim. E-ticarette de abim yaptığı için 15.000 TL sermaye koyup yaklaşık 5-6 ay gibi bir zaman yaptı ama devam ettiremedi. Bunu da bildiğim için acaba ne yapsam diye düşünürken Maksut Bey, zaten bu sektörde farklı bir şirkette beraber çalışıyorduk. Ama beraber derken farklı bir ekipteydi. Oradan tanışıyorduk. O da yeni başlamış, yaklaşık 1-2 hafta olmuş. Ben anlatamayacağım, Yusuf Kayan Bey var dedi. Sağ olsun Yusuf Kayan Bey çok güzel anlattı o zaman bile. Gerçekten donanımlıydı. Şimdi Recep Bey, önceki tecrübeden sonra Atomi'de anladınız. Atomi'de ne size tam olarak, ya bu süper, ya ben bunu yapayım dedirten şey neydi? Birincisi, daha önceki firmamda, isim vermem doğru olur mu bilmiyorum, yine de vermeyeceğim ben. 28 günlük bir aktiflik vardı. 28 gün boyunca ya aktif kalacaksınız, bir 28 gün sonra bir daha aktif olacaksınız ki bir paketin benim şu an öğrendiğim fiyatı 600 TL. Her ay 600 TL ürün alamam. Yusuf Bey, ona ses duymuyor ya. Ses duymuyor. Halim Hanım. Ses mi gelmiyor Halim Hanım? İsterseniz arkadaşlar, Recep Bey'in sesi az gelirse Recep Bey'in üzerine tıklayın, ses kısmını açın. Çünkü Telegram'da ses, bir özellik ses var. Ses yankı yapıyor Yusuf Bey. Evet Yusuf Bey, sizin sesiniz çok yankılı geliyor. Duyuyor. Bir de çok çok az geliyordu. Sonradan normale döndü, bilginiz olsun. Recep Bey konuşurken kendisi açsın. Şey olduğu zaman, konuşmayı susturduğu zaman kendisi mikrofonunu kapatsın. Tamam, öyle yapalım. Konuşmayı durdurduğum zaman mikrofonu kapatayım. Şimdi oradan buraya geçiş noktasında Yusuf Kayan Bey sunum yapıyor. Ben hem dinliyorum hem kafamda önceki firmayla kıyaslama yapıyorum. Bakıyorum Atomi'de yılda bir aktiflik var ya diyorum, böyle bir şirket vardı, bizim niye haberimiz olmadı, kendi kendime konuşuyorum içimden, hani iç sesimi dinliyorum derler ya insanlar, hem dinliyorum hem de içimden bir şeyler söylüyorum. Neden diyorum, 2 yıllık bir, o zaman 2 yıllık da değildi, 2. ayda ben tanıştım, 1,5 yıllık bir firmayla diyorum kendi kendime, yeni tanıştık, acaba bir kayıp mı yoksa nasip bugüne mi diye düşünürken farklı yönlerini de anlatmaya başladı, kazanç planını anlatmaya başladı ve anlattıkça en büyük beni etkileyen yılda bir defa ürün alınması ve insanların gönüllü olarak alması. Çünkü tecrübeli biri olarak insanlar birçok firmada ürünü istekli alır ama sonra bir şekilde sağda solda evinin bir köşesinde bırakır. 5.000 liralık 10.000 liralık sermaye vererek, gerçekten sunumlarda dinlediğimiz şeyler yaşanmış olan şeylerdir ve vazgeçer. Başka noktalar da vardır, vazgeçiş noktaları, fakat bunları biz bildiğimiz için en büyük beni etkileyen yılda bir defa aktif olması, işte Türkiye'de 1,5 yıllık olmasına rağmen, dünyada 14 yıllık bir firma olmasına rağmen en büyük firmalarla aynı sıralamada olması gerçekten ikinci etkileyen. Çünkü 50 yıllık 60 yıllık firmalar var, 50 yıllık 60 yıllık firmalarla siz aynı sırada olmanız için farklı bir şeyler yapmanız lazım. Bu da beni çok etkilemişti sıralama noktasında. Ürünler yine denedikten sonra, ürünleri de gerçekten evet farklı firmaların ürünlerini kullandık ama işte bu deneme için aşağı indiğimiz zaman o işte el kremi falan kullandım hatırladığım kadarıyla, probiyotik kullandım derken ya dedim ne kadar kaliteli ürünler ve fiyatını da öğrendiğim zaman
Fiyatı da beni çok etkiledi. O zaman şimdiki fiyat değil, %30 daha indirimliydi. Ama şunu düşünüyorum, 200 gramlık bir diş macunu nasıl olur da bir bu fiyatı olabilir? Mümkün değil. Ama bugün şunu söylüyorum, arkadaşlar bu fiyata bu ürünü bulabilirseniz ben size bedava vereceğim diyorum. Evet buyurun, sesiniz gelmiyor. Devam ediyorum, bir soru soracaksınız zannettim. Yani fiyat gerçekten Atomi'nin sloganı olan işte mutlak kalite, mutlak fiyat beni çok etkiledi. Çünkü bu fiyata biz normalde ben arada diş macunu kullanan bir insanım ama kullanamıyorum. Dişlerim kanamasından dolayısıyla kullanamıyorum. Kullanamadığım için kullanmıyorum. Ama aynı zamanda aldıktan sonra marketlere de gittim baktım. Gerçekten ürünü inceliyorsun. Çok kaliteli. Fiyatı yine öyle. Yani beni etkileyen aslında Atomi'ye başlama nedenim sağlıklı ürünün uygun fiyatı olması. Normalde baktığınız zaman sağlıklı ürün diğer ürünlerden daha yüksek olur. Yani bitkisel bir ürün almaya gidin, aktara örnek veriyorum. Bitkisel olmayan bir üründen normalde kat ve kat daha fazla fiyat çekerler size. Çünkü bitkiseldir. Bunu hepimiz biliriz. Ama burada %100 doğal yazıyor ama normal işte kıyasla diğer bir firmanın ürününden daha aşağıda fiyatta ve daha kaliteli, daha sağlıklı derken birçok beni etkileyen şeyler oldu. Sonra dedim ki ben bu firmadayım. Zaten Yusuf Kayan Bey'le ayrıldıktan sonra şu şey oluştu bende. Ben artık buradayım. Ne olursa olsun 10 kişilik ekibim de olsa 20 kişilik ekibim de olsa ayda 500 lira da kazansam 1000 lira da kazansam bir sene sonra 2000 lira da kazansam ki Veronika Hanım şöyle söyleyince bir yıl sonra eşleşmeye aldım deyince ben aslında şu noktada üzülmüştüm. Ya bu ay eşleşme alamadık çünkü bunun sebeplerinden birisi tabii bizim de önceki ay kadar bir çalışmamız olmadı. Sebeplerden bir diğeri de zamlanmasından dolayısıyla pek bizim ekipte ürün alımı olmadığı için eşleşmeyi yakalayamadık. Ama Veronika Hanım bir sene sonra ilk eşleşmeyi aldım deyince ya dedim o zaman üzülmeye gerek yok. Çünkü ortada üzülecek bir şey yok. Yani kendi kendimize boşuna üzülüyoruz. Yani Veronika Hanım bir lider gerçekten bir sene boyunca eşleşmeyi alamadıysa demek ki o vizyonu o zaman görmüş. Bir şey, bir ampul o zaman kafasında yanmış ki o zaman çalışmaya başlamış. Bizim nasibimiz Veronika Hanım'a göre biraz daha erken olmuş oluyor burada. Ama burada beni coşturan, mutlu eden, Atomi aile olarak gören hem kazancımız oldu, iki defa eşleşme aldık elhamdülillah. Hem ürünleri memnuniyetle kullanıyorum, ailem kullanıyor. Eşimle önce tartışıyorduk, şu an herhangi bir tartışmamız yok. Bana burada gördüğünüz odayı tahsis etti bu işi yapmam için. Kendisi de destek oluyor, ürünleri kullanıyor, kullandırıyor. Çevresinde işte kardeşine satıyor, annesine satıyor. İşte iki tane erkek kardeşi var, onlara kullandırıyor. Bir anlamda bu sektörde hani bulunmadığı için satıştan dolayısıyla gidiyor. Hani olsun diyorum. O da o şekilde bana destek olsun. Sonuçta destek oluyor ya. Önemli olan o. Çünkü benim önceki firmada ya bu firma ya ben dediğini iyi hatırlıyorum. Öyle deyince tamam dedim. Yapacak bir şey yok. Yani. Nereden nereye diyorsunuz yani? Değil mi? Evet. Nereden nereye? Yani ya ben ya bu firma diyen eşim burada bana her türlü destek oluyor. Tabii bizim küçük çocuğumuz var. Ondan dolayısıyla pek toplantılara katılmak istemiyor. Bizimki biraz daha diğer çocuklara göre biraz daha yaramaz veyahut da bize öyle geliyor galiba. O yüzden pek toplantılara katılmak istiyor da bu sebepten dolayısıyla katılamıyor. Öyle, şöyle. Ben şunu da merak ettim o zaman. Burada mikrofonu kapatırsan sesim iyi anlaşılır galiba Recep Bey. Şimdi ben şunu anlıyorum. Yani yenge hanım ya ben ya diğer işiniz derken şimdi Atomi'de size destek olması, size özel bir oda ayrılmış olması, hatta çevresine tanıtıyor olmuş olması çok önemli bir değişim var demek ki burada. Ben şunu merak ediyorum. Acaba yenge hanımı böyle bu kadar değiştiren, Atomi'ye sıcak baktıran, Atom ürünü tanıtmaya iten şey, ya burada bir ümit ışığı görmesine sebep olan şey ne acaba? Sadece biliyor musunuz sizce neden buna karar verdi? Böyle bir destek vermeye karar verdi size? Buyurun. Evde olan yeni başlayacak arkadaşlara ve bizim
bizde bizim geçtiğimiz yollara geçer yani geçecek olan arkadaşlara tavsiye maksadıyla söylüyorum. Eşinizle kesinlikle tartışmayın. Kesinlikle kazanamazsınız, kötü olursunuz. Sadece işinize odaklanın ve ürünleri kullandırmaya çalışın. Ben tartıştığım zaman kaybettiğimi fark ettiğim zaman tartışmayı bıraktım. Dedim ki bu şekilde olmuyor. Kahve aldım, kahveyi kullandırdım. Evinin ker seti geldi, evinin ker setini kullandırdım. İşte köpük genelde erkekler için olduğu için köpüğü kullandırmadım. Güneş kremi aldım, güneş kremini kullandırdım. Ve para noktasında kazanmıyoruz dediği zaman dedim ki hayatım sen benim geçmişimi biliyorsun. Ben sana açık sözlülükle anlattım. Hiçbir firmada para kazandın mı ben? Hayır. Ama dedim burada iki defa eşleşme aldım. Ürün satıyoruz, bir şekilde çevrene satıyorsun, para kazanıyorsun. Bu da bir kazanç değil mi? Evet kazanç. Yani illaki önümüzdeki ay 2000 lira kazanacaksın diye bir kaydı yok. Yani duygusal şey dediğimiz parayı da az çok kazandığını aslında kadınlar gördüğü zaman, onu hissettiği zaman emin olun destek oluyorlar. Yeter ki onu bir şekilde hissettirmek lazım. Bir de tabii ki ürünleri kullandırmak, en yakınımızdan, eşimizden başlamak bu çok önemli. Bu konuda yani evet orada da ürünleri kullandırıyorduk ama para kazandırma yoktu. Para kazanmayı görmemişti. Evet. O yüzden bize... Recep Bey bir saniye araya girmek istiyorum. Mikrofonu kapatırsan sesim sanırım daha iyi gelecek. Arkadaşlar Atomi'de diyoruz ya prensip olarak önce ürünleri denetelim. Bakın Recep Bey'in eşinin Yenge Hanım'ın karar değişmesi bu kadar 90 derece bir ya da 180 değişim olmasının sebebi ürünleri denemesi. Ürünleri kullanması. Kalitesine inanması, görmesi diye hissediyorum ben bunu. Demek ki ürünleri herkese denetmemiz gerekiyor. Ayrıca ben Recep Bey'de şunu gördüm. Demek ki çevremizde yeni bir kazanç sistemi araştıran, yeni bir ticarete başlamak isteyen, farklı bir ek gelir almak isteyen insanlar var arkadaşlar. Recep Bey gibi insan, birçok insan var. Ben de öyle araştırıyordum zaten. Sonuçta daha güzel bir şey olsun, daha kazançlı bir şey olsun diye. O nedenle demek ki dünkü amcaoğlunun ya bana anlatma demesi bir kenara bırakmamız gerekiyorken diğer tarafta Recep Bey gibi birçok insan var arkadaşlar çevremizde. Yeter ki ürünleri denetelim, sistemi anlatalım. Hayran kalacaklar demek ki. Ben sistemi vurun diyorum. Recep Bey zaten önceki tecrübeleri onda Atomi'nin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar farklı bir yaklaşım olduğunu görmesine sebep olmuş. Demek ki herkese bizim sunmamız gerekiyor arkadaşlar. Buyurun Recep Bey. Evet Yusuf Ertürk Bey çok önemli. Ben her şeyden tecrübe almaya çalışırım. Benim ilk şirketteki liderim ismini vermeyeceğim. Kendi kitabı da var. Özelden soranlar olsa vereceğim. Şunu söylemişti. Hatta biz de toplantıdayken bize de söyledi. Genelde eğitimlerde de söyledi. Ben 13 yıl X bir firmada kimseye işe dahil edemedim. Sadece bir arkadaşım bana acıyarak işe dahil oldu. 13 yıl. Düşünün az bir zaman değil. Ben bunu kendime bir şey olarak, hikaye olarak, geçmişte tamam bir şeyimiz oldu, başarısızlığımız oldu ama bu liderin yerinde olsaydım, bu işte eski sponsorumun yerinde olsaydım 13 yıl dayanabilir miydim? Kesinlikle dayanamazdım. Kendisi çok sabırlı bir insanmış. Bunu ben kendime tecrübe edindim. Burada en azından hani şimdilik çok büyük olmasa bile bir ekibimiz var. Ailemiz destek veriyor. Samsun'da bir ekibimiz oluyor. Ve işlerimiz büyüyor. Burada tabii ki öğretmen-öğrenci mantığında söylüyorum her zaman. Çünkü öğretmen öğrencisine ders verirken öğretmenler daha iyi bilir. Topluma nasıl kazandıracağım diye bir ders verir. Atomi'nin çalışma felsefesi de Hangil Park'ın videolarını izlediğiniz zaman İnsanlara bu ürünleri nasıl tanıtırım, insanları nasıl kazanırım? Aslında Hangil Park'ın asıl amacı insanları nasıl hayat seviyesini değiştiririm, nasıl insanları mutlu ederim? Yani bizde olması gereken şey aslında kendilerinde var. Yani anlatacak çok şey var. Ben dediğim gibi Atomi'de kısa zamanda yaşadığım böyle güzel şeyleri başka firmalarda yaşamadım. Sadece işte ikinci çalıştığım şirkette $50 aldım. O bile beni çok mutlu etmişti. Ama işte farklı sebeplerden dolayısıyla orada bir
bitkilerden dolayı bir bitki vardı. Onu Sağlık Bakanlığı kabul etmedi, kapandı. Onun haricinde başka şirkette yaşayamadım. Bu bizimle alakalı da olabilir. İnsanlar maalesef bu konuda çok daha dürüst olmuyorlar. Daha çok bırakma noktasında ya sponsorunu kötülüyor ya şirketi kötülüyor. Bir şekilde birilerini kötülüyor ama şunu söylemiyor insanlar. Ben burada çalışmadım, burada yapmadım, bu yüzden kazanamadım demiyor maalesef insanlar. Bunu demeleri lazım halbuki. Bunu diyen insanla hayat boyunca aslında yol gidersiniz, dürüst insandır. Bunu söylemiyor genelde insanlar. Hep başkalarını suçluyorlar. Bu da doğru bir şey değil. Ama burada biz en azından şunu söylüyoruz. Bir online platform diyoruz. Hani burada ben yarın çıkacak olan üründen de bahsediyorum. İşte daha önce çıkmış üründen de bahsediyorum. Evet diyorum farklı firmalarda şunlar var ama biz de bir online alışveriş platformu diyorum bizimki. Ve buradaki farklarımız var diyorum diğer firmalardan. Öyle deyince insanlara daha cazip geliyor, daha makul, daha anlaşılır geliyor. Ve yapma noktasında daha çok yakınlaşıyorlar. Yani arkadaşlar aslında işimizi, dersimizi ne kadar güzel ezberlersek, işimizi ne kadar öğrenmeye çalışırsak aslında iş bizi bir yerlere götürüyor. Ama günde 2 saat, ama 4 saat bir şekilde vakit ayırmamız lazım. Yani son olarak şunu söylüyorum. Fabrikada 8 saat, 10 saat çalışıyoruz. 1300 lira için, 1400 lira için. Ama burada gelecek vadede bir işte maalesef yapmayanlar için diyorum. 2 saat bile zaman ayırmıyoruz. Yani ne kadar enteresan bir durum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Çok teşekkürler Recep Bey. Evet, demek ki bazen geçmiş tecrübelerde negatif tecrübeler yaşamış olmak bile bir artıya dönüyor. Çünkü neden? O geçmiş tecrübelerden dolayı atominin değerini anlayabiliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Onu hissediyorum. Demek ki yaşanan hiçbir şey bir kayıp değil, bir tecrübe. O eski geçmiş tecrübeler bize gelecekte daha güzel ufuklar açacak şeylerin değerini anlamamıza sağlıyor, anlamamıza yarıyor. Demek ki atomiyi bilmeyenler bilmedikleri için yapmıyorlar. Ya da atominin farkını anlayamadıkları için yapmıyorlar. O nedenle bizim herkese anlatmamız, açıklamamız gerekiyor. Ben Veronika Hanım'dan da onu anladım şu andaki konuşmadan. Recep Bey'den de onu anladım. Demek ki özellikle arayış içerisinde olanlar, kendim ben kazanç istiyorum, daha güzel bir hayat yaşamak istiyorum, ne yapabilirim diyen kişilere ulaşmaya çalışmamız gerekiyor. Hangi farkta diyor ya, söyleyin, herkese söyleyin. Sonuçta bu atomiye ihtiyacı olan kişilere ulaşalım. Onlar da zaten toplumda var. Herkes var arkadaşlar. İster doktor olsun, ister mühendis olsun, ister ev hanımı olsun, ister ticaretle uğraşsın, hiç önemli değil. Herkesin ihtiyacı var. Sadece ihtiyacı olduğunu bilmiyordur büyük ihtimalle ya da arayış aşamasına geçmemiştir. Arayış aşamasına geçenlere ulaştığımız zaman demek ki işlerimiz olacak arkadaşlar. Çok teşekkürler Recep Bey. Çok güzel bilgiler verdiniz. Neden atomu yapıyorsunuz? Güzel bir analiz yaptınız bence. O da çok güzel bir analizdi. Çünkü neden atomu yaptığımızı iyi tespit edersek o nedenlerimiz bizi sonuca çok daha kolay götürür. Ben ona inanıyorum. Yani sağlam temellere oturması gerekiyor. Neden atomu yapıyoruz arkadaşlar? Recep Bey'in bence çok sağlam temelleri var. Bu sağlam temeller üzerinde yenge bile değiştiğine göre demek ki dünyayı değiştirebilir Recep Bey. Ben ona inanıyorum şahsen. Aynı yöntemi siz sadece uygulamaya devam edin. Yengeye uyguladığınız yöntemi, söylediklerinizi aynı mantıkla, aynı yöntemle çevrenize yaparsanız demek ki herkes değişebilir ve çok kısa sürede çok iyi bir imperial master olacaksınız demektir. En kısa sürede olabilir. Yani aynı yaklaşımı. Çünkü yengenin böyle bir değişim sağlaması çok önemli bir ayrıntı bence. Mükemmel bir şey. Tebrikler, teşekkürler tekrardan. Evet arkadaşlar, size bugün öğrendiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Uğur Bey, bir şey mi söyleyeceksiniz? Buyurun. Evet hocam, bir şey söylemek istiyorum, bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Benim atomideki ilk önce önceliğim, atomi yapımdaki ilk önce önceliğim benim kendi sağlığım. Yani her şeyden insanın kendi sağlığından daha değerli bir şey var mı hocam? Yok tabii ki. Yani önce kendi sağlığın. Yani şahsın kendi sağlığı. Evet. Ki benim en büyük şeyim de bu. Ben bir şeyi merak ediyorum hocam. Kafama takılan bir şey oldu da.
Buyurun. İsim vermeyeceğim. Şu an yani hani grubumuzda, buradaki grupta arkadaşımızın bir tanesi Ersan ürünlerini paylaşıyor. Şu an bizim grupta. Tabii yanlış bir şey. Yani bizim grupta hatta grubunda Ersan yanlış bir şey değil mi hocam? Anlamı yok zaten. Ben isim vermiyorum şu an bu grubun içerisinde. Ama ben öyle bir şeye denk geldim. Yani iyi bir şey değil ben, tabii. Yani iyi bir şey lazım. Değil. Tabii. Yani ya orada ol ya burada ol. Benim fikrim düşüncemi yani, söylüyorum. Yapmamak lazım. İş olarak yapmamak lazım. Fakat belki arkadaş ürün olarak paylaşır. Bir tek ürüne önemli bir şeydir. Bilmiyorum. Yani ben iyi tarafından bakıyorum. Belki ihtiyaç orada, vardır diye paylaşıyor olabilir. Orada farklı bir şey ürünü paylaşıyor ama toplantıda burada. Evet, evet. İsim vermiyor. Onu özelden konuşmak lazım. Söylemek lazım arkadaşa. Yanlış olduğunu söylemek lazım. Niyetinin ne olduğunu sormak lazım sonuçta. Evet. Olur hocam. Bunu özelden görüşürüz. Evet. Tabii. Yani benim en büyük ilk önceki amacım kendi sağlığım için atomik yapıyorum. Evet, ki atomik ürünlerden de memnun kalmamış olsam zaten burada olmam, toplantıda olmam. Çok güzel. Çok ama güzel. Yine özel konuşuruz hocam. Yani detaylı konuşuruz. Arkadaşlar bugün bu noktaya şey değinmek istedim hocam. Çok teşekkürler Uğur Bey. Çok sağ olun. Sağ olun. Kahveyi biliyorsunuz üçü bir arada kahvemizi arkadaşlar kahveyi normalde biliyorsunuz sıcak içeriz. Doğru mu? Fakat bugün toplantıya gittik biliyorsunuz Saksı Akademi'ye. Oradaki arkadaş dedi ki ya Yusuf Bey biz bunu soğuk suya katıp direkt içiyoruz. Ben normalde önce kaynar suya koyup sonra soğutularak içildiğini düşünüyordum. Fakat direkt yarım litrelik pet şişe içerisinde biraz için. İçerisine bunu katın arkadaşlar şunu dökün. Mükemmel bir tadı oluyor. Soğuk suya katın özellikle soğuk kahve tadında. Kesinlikle yolda, dışarıda, her tarafta bunu deneyebilirsiniz. Soğuk suya katın, karıştırın ve için. Hele hele yarım litrelik pet şişe su yerine suyla beraber bu kahveyi karıştırın için mükemmel bir tadı var. Çok hoş oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kullanın, yapın, için yani. Mükemmel bir şey. Bugün keşfettim bunu arkadaşlar. Süper. Şimdi arkadaşlar vaktimiz az. Çok az kaldı. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber şu spirine'den bahsetmek istiyoruz. Öyle yazmıştık. Spirine'den bahsedeceğiz. Bu spirine her zaman duyuyorsunuz. Her zaman kullanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ama şunu düşünüyorum. Spirine öyle bir şey ki kısaca bahsedeyim sizden. Diyelim bir fabrikayı düşünün. Bir fabrikada işte bir ham madde girer içeri. Sonra oradan başka bir ürün çıkar. Fakat bir ham madde girip bir ürün çıkarken dışarıdan oradan bir atık madde de çıkar. Bazı parçalar da çıkar. Onların da taşınması lazım diğer tarafa. Şimdi şöyle düşünün. Bir fabrika ham madde giriyor, malzeme giriyor, bir şeyler çıkıyor, ürün çıkıyor. Fakat atık maddesini fabrikadan dışarı atamazsanız eğer o fabrika çalışabilir mi? Arkadaşlar atık maddesini atamazsanız o fabrika çalışamaz. Atık madde dolar, makineleri de bozar, parçaları da bozar, son çıkan malzemeleri de bozar, her şeyi bozar arkadaşlar. Yani bir sistemin A'dan Z'ye çalışması gerekiyor. Ya da başka bir örnek vereyim. Diyelim bir otoban, Türkiye'de çok güzel otobanlar var. Arabalar var, Mercedesler var, Ferrari'ler var, işte Tofaş'lar var, Renault'lar var falan filan. Otobanda giden araçlar, kamyonlar da vardır. Bir kaza yapsa, arada kazalar oluyordur zaten. Oluyor, arabalar kaza yapıyor. Eğer o kaza yapan arabalar yollardan kalkmazsa, yollardan temizlenmezse, o otoban hiçbir şey yaramaz. O Mercedes'in hiçbir şey yaramaz. O Jaguar'ınız, o Tofaş'ınız, o Renault'ınız hiçbir şey yaramaz. Arabalar işe yaramaz, yollar tıkanır. Yolda iş göremez. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi böyle bir sistemi kafanızda tasavvur edin. Sonra gelin vücudumuza. Vücudumuza bakalım. Vücudumuzda biliyorsunuz arkadaşlar hücreler var. Her hücre bir fabrika gibi çalışıyor. Bir ürünü alıyor, işliyor, sonra bir atık oluyor. Atık atılması gerekiyor. Buna biz işte bu hani antioksidanlar falan filan diyoruz ya böyle şey. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir adaya gidiyorsunuz. Diyorlar ki bu adaya gideceksiniz. Adada yiyecek hiçbir şey yok.
diyelim et var, et ya da spirulina. Hangisi seçersiniz? Sadece et yemiş olsanız arkadaşlar, sizi hasta olursunuz. Sizi hasta eder o et. Çünkü et öyle bir şey ki birçok yiyeceğin arkadaşlar, yediğimiz birçok yiyeceğin evet ham madde olarak gelen mineral vitamini var. Fakat antioksidan olarak içerik olmadığı için yediğimiz yiyecekler bizde o atık maddelerin çoğalmasına sebep oluyor. Atık maddeler çoğalınca vücudumuzda bu sefer hani yollar tıkanabiliyor, fabrika çöple dolabiliyor, sistem çalışmamaya başlıyor. Hücreler ölmeye başlıyor. İsterseniz Mercedes'iniz olsun gibi. İsterseniz çok güzel mineral vitaminleri yiyin. Eğer temizlenmiyorsa onların atıkları vücuttan atılmıyorsa eğer, vücut bu sefer çürümeye, bozulmaya başlıyor. Dikkat ederseniz burada bir sistem var. A'dan Z'ye gelen mal, giden mal, sistem tamamen çalışması gerekiyor. Sistem böyle olması lazım. Şimdi dikkat ederseniz çok et yemiş olsanız gut hastalığı olursunuz. Bir hastalık yapar. Yani bir şeyden çok yediğiniz zaman. İşte bu spirulina öyle bir şey ki arkadaşlar, bunun için araştırınız. İçerisinde 60'tan fazla diyoruz ya mineral vitamin var. Amino asitler var. Antioksidanlar var. Öyle bir şey ki hani fabrikaya ürün gelmek malzeme veriyor. Onun işlenmesi için gerekli malzemeyi veriyor. Sonra ürün çıktı, atıklar oluştu. O atıkların dışarı atılmasını sağlayan da antioksidanlar var içerisinde. Yani komple bir all in one diyebileceğiniz bir ürün arkadaşlar. All in one, yani her şey içerisinde. A'dan Z'ye. Şunu kullanın arkadaşlar. Her gün kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Vücudumuza yapabileceğimiz en sağlıklı yiyeceklerden bir tanesi. Amerikalılar buna biliyorsunuz uzay yiyeceği diyorlar. Çünkü astronotlar ilk uzaya gittiklerinde geri dönüşlerini hatırlarsanız küçük videolar vardır. Orada videolarda astronotlar yürüyemezler, ayaklar birbirine karışır. Fakat Amerikalılar bunu keşfediyorlar, spirulina'yı. Bunun içerisinde bir madde, uzayda bile olsanız, kaslarınız yatalak bile olsanız, kaslarınız hareket etmese bile kasları çalıştırıyor arkadaşlar. Otomatik olarak çalıştırıyor spirulina içerisindeki şey. Bununla beraber 60'tan fazla mineral vitamin var dedik. Antioksidanlar var dedik. Web sayfasına bakarsınız içerik olarak klorofil, histokiyenin ve SOD var arkadaşlar bunun içerisinde. Araştırdığınız zaman şunu göreceksiniz. SOD denen antioksidan özellikle çok kaliteli bir antioksidan. Bununla beraber Parkinson hastalığının oluşmasını önleyen bir enzim gibi arkadaşlar. SOD denen şey. Web sayfasında görürsünüz, araştırınız. Ben araştırdım çünkü. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Parkinson hastalığının önleyici etkisi var SOD'nin. Histokiyenin diyoruz. Histokiyenin, onu da araştırdım. Nedir bu histokiyenin dediğim, web sayfasında yazıyor. Şunu gördüm arkadaşlar. Histokiyenin özellikle kanda trigliserit diyorlar. Yani böyle kalp krizine sebep olan şey. Çok işte problem. Onun azaltılmasına sebep oluyor. Histokiyenin özellikle. Klorofil var diyoruz. Bir antioksidan. Klorofil enteresan bir şey. Özellikle... Hocam, iyi akşamlar. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye. Vücudun ne diyordum? Klorofil vücuttaki radyasyon etkisini azaltıyor. Bununla beraber ağır metallerin atılmasını sağlıyor. Klorofil şeyden, spirulina'dan. Fakat Atomi'nin spirulinası çok enteresan bir özelliği var arkadaşlar. Piyasadaki başka markaların başka kaliteli ürünlere baktığınız zaman sormuştum. 400 miligramında fiyatları benzer olmasına karşılık 1 miligram klorofil var. Fakat Atomi'nin 400 miligramında 4 miligram klorofil var arkadaşlar. Onların 400 miligramında 1 miligram klorofil varken bizde 4 miligram var. Bu şu demek, o kadar kaliteli bir ürünümüz var. Onun haricinde o fisokiyenin ve SOD dediğim antioksidanlar ise oluşması için belli bir sıcaklık, belli bir ışık oranında en fazla olabiliyor spirulina içerisinde. O da Hawaii tarafındaki sıcaklık ve ısı derece ortalamasında en iyi miktarda oluyor. Yani bizdeki spirulina'nın özellikle içerik olarak mükemmel bir içeriği var. Kurutma sistemi arkadaşlar, biliyorsunuz patentli bir yöntem, deniz suyu yöntemiyle kurutuluyor. Deniz suyu yöntemi kurutmasının bir avantajı da arkadaşlar, denizdeki minerallerin buna geçmesini sağlıyor. 94 tane mineralin, ayrıca biz 64 tane mineral vitamin spirulina içerisinde var arkadaşlar. Fakat
bu işlem esnasında deniz su kurutma yönteminden dolayı içinde başka denizden gelen demek ki minerallerin katılmasına sebep oluyor. Çok kaliteli bir şeyimiz var, spironamız var. Kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Dışarıda yemek yemeyin arkadaşlar. Dışarıdaki yemek yerine bundan iki tane spironu alın. O öğle yemeğin yerine daha rahat geçebilir. Ya da üç tane alın. Ya da maliyet olarak çok daha ucuz, daha kaliteli bir şey. Yani dışarıda yemek yemek yerken düşünün. Yemeği ya da yarıya azaltın. Bunu yiyin. Çünkü çok daha sağlıklı. A'dan Z'ye hepsi içerisinde arkadaşlar. Bu spironun. Evet Gurbet Hanım buyurun. Bir şey söyleyecektiniz. İyi akşamlar. Böldüm. Kusura bakmayın da. Şey diyecektim. Bu spirini kalp hastası olan içebilir mi hocam? Kalp hastalığının nesi var bilmiyorum ama bu normalde bu bizdimiz yosun. Doktora da sorun. Çünkü biz doktor değiliz. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Çok özel bir durum olabilir belki. Çok bazen özel bir durum olabilir belki. Hayır hayır. Açık kalp ameliyatı oldu. Açık kalp ameliyatı oldu. Normalde bu bir yiyecek arkadaşlar. Doktora sorun. Spirinle bir yosun çeşididir. Bu ilaç değil. Bu gıda takviyesi. Eğer arkadaşımız domates, biber, patlıcan, yeşillik falan filan yiyorsa bundan da yiyebilir. Bir tane, iki tane. Çocuklarıma içiriyorum hocam. Günlük iki tane zaten. Çok rahat kullanabilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tamam ama yine doktorunuz sorun tabii ki. Teşekkür evet, ederim. Bizim bu ürünler arkadaşlar hasta olmadan kullandığımız üzere hasta olan farklı bir durum. O çünkü onlar farklı ürünler kullanabilir, farklı gıda ilaçta bile olabilir. Bunu herkesin kullanması lazım. Sağlıklı kişilerin kullanması lazım. Sağlığın bozulmasın diye. Evet arkadaşlar vakit uzadı. Herhangi bir düşünceniz varsa katılmak isterseniz buyurun dinliyorum. Yoksa sonlandıracağız sohbetimizi haftaya. Ha bir de haftaya dediğim gibi tekrar sohbetimize katılmak isteyen arkadaş olursa pazartesi gününe kadar bana bilgi versinler. Ben katılmak istiyorum diye bir arkadaşımızı alırız. Bir ya da iki arkadaşımızı. Ona göre karar veririz. Katılırlar. Evet arkadaşlar. Nimet Hanım geldiyse ona da söz verelim. Nimet Hanım burada mı? Nimet Hanım yok galiba. Evet. Evet arkadaşlar söz almak isteyen varsa bekliyorum. Yoksa iyi akşamlar. Selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Rıza Bey. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. Sağ olun Rıza Bey. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Baştan beri toplantıyı takip ediyorum, izliyorum. Berinukay Hanım'ı, işte Recep kardeşimi izledim. Çok güzel geçti bu akşam. Bir de şunu eklemek istiyorum ben. Recep kardeşim ve benim diğer kardeşim de vardı. O bıraktı bu sektörü. Biz çoğu projelere yani birçok şirkette beraberdik projelerde. Saysanız bir iki tane projede beraber olmamışızdır. O projelerde çok fazla sağlıklı olmadığı için beraber olmamışızdır. Ben bunu eklemek istemiştim. Recep kardeşime ve sponsoruma da teşekkür ediyorum. Güzel bir gidiş oldu. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar çok sağ olun katıldınız. Burada olmanız için bizim için büyük bir ayrıcalık. Burada olmanız gerçekten ayrıcalık. Çünkü sizler için de bir ayrıcalık. Farklısınız. Çünkü sizin gibi atomi vizyonu görmeyen dışarıda çok insan var. Fakat sizin gibi atomi vizyonu gören arkadaş çok insan da var. Onları bulmak hedefimiz olması lazım. O kişileri bulmak için de daha çok kişiye ulaşalım. Daha çok kişiye selam verelim. Daha çok kişiye ürün tanıtalım arkadaşlar. Anlamayanları bir kenara bırakın. Anlayanlarla çalışmaya devam edelim. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Ruha değer vermek demek. İnsanı bir araç olarak kullanmayacağım, hedefim insanlar olacak demektir. Atomi, her bir kişiyi mutlu ederek iş yapmanın yoludur. Bir kişinin hayatı, düşünme şekline göre değişir. Gelecekteki beni kimin yaratması gerekiyor?
kendim yaratmalıyım. Kapatıyoruz. Herkese yakın arkadaşlar. Geleceğinizi sizler çizmelisiniz. Çizdiğiniz şeye göre geleceğiniz değişir. Çizdiğim gelecekte nerede durmam gerekiyor? Çizdiğim geleceğin ilerisinde durmalıyım. İşte buna inançlı olmak denir. Görüş olarak ileride olsak da tavrımız her zaman ölçekli olmalı. Tüm davranışlarımızın temeli alçak gönüllülükte yatmakta. Alçak gönüllü olmak oldukça önemli. Yaptığımız her işte alçak gönüllü olmak var. Atomi.